Evrime karşı olan insanlara evrimi nasıl anlatabiliriz? Evrime karşı olan insanlara evrimi anlatmamalısınız. Şimdi ben o hatayı çok yaptım. Bilgi ihtiyacı olana verilir. Eğer bir insan bir şeyleri bildiğini düşünüyorsa ona bilgi verilmez. Mevlana'nın bir sözü var. Yani guguklu saat gibi her saat başı ötme, sana soran olursa anlatırsın diye. Şimdi bilgi sahibi olmanın böyle bir tarafı var. Benim derslerime katılan ya da dışarıdaki açık beyinde şurada burada eğitimlere katılan bazı genç arkadaşlar heyecana ve galeyana gelip bazen yakın çevreleriyle ya da aileleriyle onlara evrim anlatacağım diye kastırarak biraz gerilim yaşayabiliyorlar. Ama onlarla tekrar konuştuğumda şunu hatırlamalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Evrimi böyle duyunca ya da kitaptan okuyunca evrimi öğrenmiş ya da anlamış olmuyoruz. Dolayısıyla daha tam mevzuya muttali olmadan, kafada oturtmadan, başkalarının bunu kabul etmesine çalışmak biraz totaliter bir tavır. Eğer öğrendiğimiz şey gerçek ise sadece ve sadece bağnaz ve cahiller bu bilgiden mahrum kalır. Soran herkesin zaten öğrenebildiği bir gerçek bilgiden bahsediyorsak, soranı anlatmakta fayda var. Evrime inanmayan ve evrime inanmadığı için sizin öğrenmenizi ya da öğretmenizi engelleyen birileri olursa bu durum adli bir sorundur. Bu durum artık bilgisel bir problem değildir. Bu adli bir problemdir. Bu durumu başta internetteki bağlantı imkanlarını kullanarak herkesle paylaşmak, durumla ilgili kesinlikle yardım almak. Mesela bize ulaşabilirsiniz açık beyine. Evrim ağacına ulaşabilirsiniz. Biz polislik yapmıyoruz. Mahmut abiyi dövüyorlar diye toplanıp kavgaya girmiyoruz. Bizim yaptığımız iş o değil. Bizim yaptığımız iş mesele nerede takılıyorsa, bilgi neden dolayı yoluna devam edemiyor ve tıkanıyorsa o tıkanıklığı aşacak yollar bulmaya gayret etmek ve anlatmanın farklı yollarını, daha kolay ulaşılabilir metotlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evrime inanmayan insanlara evrim anlatmak, Allah'a inanmayan insana Allah anlatmakla aynı şeydir. Gerek yoktur. Bir şeyin yok olduğuna eminseniz siz bir şey bilmek istiyor değilsiniz. Yani o insan bir şey bilmemek için bu kararı vermiştir. Emin olmayan insan, şüphe içinde olan insan ve bilmiyorum diyen insan öğrenebilir. Bir şeyi biliyorum, ben buna böyle inanıyorum falan diyenler, onlar kendi yolunda mutlu mesut yaşasınlar. Kendilerine hiçbir gıcığımız da yoktur. Gayet çeşitlilik güzeldir efendim demek istiyorum. Hızlıca devam ediyorum. Lütfen. Evrimin tesadüfi olmadığını neye dayanarak söylüyorsunuz? Evrimin tesadüf olmadığını söylemiyorum. Evrimde kullanılan rastgelelik ya da tesadüf kavramlarının bizim anladığımız tesadüf ya da rastgelelik kavramları olmadığını söylüyorum. Şimdi bilimde bizim bilim yapmamızın bir nedeni vardır. Şöyle bir varsayıma, metafizik bir varsayıma dayanır bilim. Dışarıda yani fizik evrende bazı kurallar, kanunlar vardır. Bunları kimin nasıl koyduğuyla ilgilenmez bilim ama orada düzenli bir sistem vardır. Bu düzenli sistemi biz çalıştıkça o kanunlar hep sabit kalacağı için biz o kanunlara göre işlerin nasıl yürüdüğünü anlayabilir. Daha sonra bunu işte teknolojide falan kullanabiliriz gibi bir inançla başlar her şey. İnancın bir sınırı var. Daha doğrusu bu araştırmanın diyelim bir sınırı var. O da şöyle bir şey. Bütün etkileşimlerin birbiriyle nasıl etkileştiğini, yani her bir zerrenin öbür zerreyle nasıl bağlantılı olduğunu bilebilecek ne bir zihnimiz var ne bir bilimsel metodumuz var. Dolayısıyla biz birçok olayın doğrudan diğer olayların nasıl sonucu olduğunu ya da onlarla nasıl bağlı olduğunu bilmiyoruz. Nedensel ilişkisini anlamadığımız olaylara, nedensiz gözüken şeylere rastlantısal ya da rastgele ya da tesadüfen diyoruz. Random sözcüğü İngilizce yani rastlantısal sözcüğü bildiğimiz herhangi bir nedensel kurala dayanmayan, kendi kendine olan anlamına gelen bir hikayedir. Buradaki anahtar kelime bildiğimiz. Bizim bilmediğimiz bir nedensellik zinciri var ise ki her zaman mümkündür. Bunun sadece biz bilene kadar kullanılabilir bir ifade olduğunu fark ederiz. Öte yandan sırf fizik açısından bakacak olursanız, Big Bang mesela. Big Bang'te bildiğimiz fizik kuralları ortaya çıkıyor. Bugün yeryüzündeki bütün parçacıkların atom altı parçacıkların hareketleri o Big Bang'te ortaya çıkan kurallar uyarınca olmak zorunda. Yani her şeyin fiziken bir kuralı, kanunu, kaidesi var. Dolayısıyla böyle baktığınızda zaten hiçbir şey kaza eseri olmuyor ki. Her şey bir şeyle alakalı. Dolayısıyla yine kanunlar işte neyse tabiatın kuralları çerçevesinde olan olayları biz araştırıyoruz. İlişkiyi anlamadığımız yerde rastlantısal dediğimizde bu mutlak bir rastlantısallık ya da tesadüf anlamına hiçbir zaman gelmez. Çünkü bizim bilgi alanımız
bir şeyin mutlak rastgele mi yoksa mutlak kurallı mı olduğunu anlamaya yetmez. İnsan bilgisi buna erişemez. Dolayısıyla biz bilimde rastlantısal derken tamamen bağlantımızda kesinti olmuş ve şimdi geri geldik. Evet. Efendim ne diyordum? Hücrelerimiz bölünürken örnek veriyordum şeye rastlantısallığa. Mayoz bölünme esnasında yani bizim eşey hücrelerimizin oluşması sırasında kromozomlarımıza bir şey olur. Onların böyle bacakları bazen üst üste biner. O bacaklar dokunduğu yerlerden birbirine kaynaşır ve bir kromozomun ayağı öbür kromozoma onun ayağı da buna geçer. Mesela bunlar böyle parça değiştirirler. Şimdi bu parça değiştirme hep olur. Her zaman olur ama ne zaman kromozomun neresinin dokunup da parça değiştireceğini biz önden bilemeyiz. Dolayısıyla bu olaya rastlantısal deriz ama bu rastlantısallık her zaman olur. Dolayısıyla bilmediğimiz bir kuralı olduğunu çok aşikardır bu işin. Yani bizim bilmediğimiz bir kuralı var. Bilmediğimiz için rastlantısal diyoruz. Yarın bir gün birisi çıkar bu şundan dolayı olurmuş aa falan yapar. O artık rastlantısal olmaktan ziyade kuralını bildiğimiz bir hikayedir. Evet evrende tesadüfe tesadüf edilmez demiş Sokrat eğer alıntı doğruysa. Sokrat'ın dediği de doğru. Bu arada bu meseleye hani neden kıl kapar insanlar? Yani bu tesadüf meselesi niye tartışılır? Tanrı inancının olduğu bir yerde tesadüf olur mu diye. Şimdi Tanrı inancının daha doğrusu Tanrı dediğimiz şeyin ne olduğunu çok ciddi düşünmediğimiz için bu soru sorulabiliyor. Eğer evreni bir tanrının yarattığını ve yönettiğine eminseniz yani buna inanıyorsanız evrendeki bütün oluşlar zaten onun işidir ki. Tesadüf dediğiniz şey yine insan bilgisizliğiyle ilgilidir. Tesadüf diye bir şey tanrılı bir evrende zaten var olamaz. Yani bunlar birbiriyle beraber değerlendirebilir kavramlar değil. Paradoks oluşur. Dolayısıyla tanrıya inanıyorsunuz zaten ne görüyorsanız onun işidir. Bitti gitti. Adına ister tesadüfte ister musluk condası da hiç fark etmez. Yani o onun işidir gene. İnanmıyorsan da zaten hepsi tesadüftür. O da oranın tanrısındadır. Bitti gitti. Meseleyle ilgili çok kavga etmeye gerek olmadığını düşünenlerden. Hocam musluk çantası yorumunda kaldım özür dilerim. Evet tesadüf ya da musluk çantası olabilir. Neden olmasın? I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Ama çok güzel bir şey söylediniz. Buradaki kavram da yani kavramları tartışırsak zaten kavramların herkes için farklı bir şey ifade edebileceği noktasına geldiğimiz anda tartıştığımız şeylerin de anlamı değişecek. Hatta anlamsızlığa doğru ilerleyeceğiz. Bu yüzden hani ben o musluk çantasında kalmış olabilirim. Ya bazen öyle diyorlar mesela yani işte bir şeyle ilgili ters bir kavram söylediğinde insanlar donup kalıyor. Çünkü o kavramın neden o düşünceyi ya da durumu ifade etmek zorunda olduğunu oturup hiç düşünmemişiz. Mesela kavramlar üzerinde düşündüğümüzde kavram tercihlerimizin de son derece rastgele ve keyfi olduğunu görebiliriz. Yani bir şeye bir şey demişiz. İşte atıyorum niye buna masa dedik mesela. Masa tam git etimolojisine bilmem ne ama tarihte bir yerde başka bir şeyler olsaydı buna cümbirat diyebilirdik mesela. Cümbirat diye bir kelime de inşallah yoktur. Kendisinin hakkına girmek istemem. Ama bunlar keyfidir. Yani bizim olaylara, oluşlara dair verdiğimiz isimler, sıfatlar, kavramlar bizim zihnimizin işleyiş ve algılayış biçimiyle ilgili bir şey. Kendi dilimize tapmaktan vazgeçersek gerçeği görebilmeye daha çok yaklaşırız. Gerçekler daha çıplak ve sadedir. Bakmak gerekir.